Bayram namazının ardından merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada kendisini bekleyen partilerle tek tek bayramlaştı. Okunan duanın ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı ve bakır iplikle mezara su döktü. Mezarın başına nöbet tutanların bulunduğu kulübede bir süre oturan Bahçeli, buradan ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı. 15 Temmuz'dan bugüne kadar ki geçen süre içerisinde de bu büyük darbe ve kalkışma teşebbüsünün yaralarını sarmakla meşgulüz. Türkiye istikrara bir an evvel kavuşmalı. Toplumsal hayat kendine güven duyarak huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Bahçeli 28 belediyenin yönetiminin değişmesiyle ilgili bir soruya, bu belediyelere karşı eğer bir terörle mücadele esas alınmışsa yapılan doğrudur. İsterse Milliyetçi Hareket Partisi belediyesi de olmuş olsun, yapılan doğrudur dedi. Tabii bu kayyumu herhangi seçilmiş üyelere karşı bir darbe olarak düşünmek doğru değildir. Biraz evvel söylediğim 70 günün içerisinde ne olmuşsa, biraz daha geriye giderek 20 Temmuz 2015 ile bugün arasındaki bu belediye hizmetlerinin nasıl olduğu, hendekler nasıl kazıldı, PKK nasıl himaye edildiğini dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım. O bakımdan bu belediyelere karşı eğer bir terörle mücadele esas alınmışsa yapılan doğrudur. İsterse Milliyetçi Hareket Partisi belediyesi de olmuş olsa yapılan doğrudur. Yeni anayasa çalışmalarına gelinen son durumun ne olduğu sorması üzerine Bahçeli şu değerlendirmeyi yaptı. Bu çalışmayı liderlere de sunalım. Onların da görüşlerini aldıktan sonra meclis 1 Ekim'de açılacaksa ona hazır hale getirelim şeklindeydi. Şimdi bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.